Evet, son gelişme şöyle. Coutinho ile ilgili Aston Villa'daki o 25 milyon euroya alındığı süreçler, işte kulübüyle anlaşamaması, verimli olamaması ve kulüpten ayrılma süreci, sözleşmesi hala devam ediyor. Sonuç itibariyle Beşiktaş'ın da bu konuda niyeti vardı, bilgisi vardı. Bunu da ilk burada açıklamıştık zamanında. Daha sonra arkadaşı bu işlere yardımcı olan Jesus de Souza da başka yerleri düşündüğünü söylemişti ama şurada en büyük engel, bu sabah yine sordum Coutinho durumu nedir diye. Yani büyük ihtimalle Suudi Arabistan'a gidecek dendi. Yani oyuncu oranın parası, eğer Avrupa'da bir yer bulamıyorsa, ki Avrupa'yı çok istiyordu. 5 ligden birinde kalmayı istiyordu. İngiltere'de kalmayı istiyordu. Şimdi o da olmayınca Beşiktaş şeyi bekledi. Gelsin Türkiye'de oynasın, Avrupa'da mücadele etsin. Biz burada kiralık oynar. Maaşının yarısını biz öderiz. Seneye daha verimli hale getiririz bir iddiası var. Hala Beşiktaş bu iddianın işinde işin açıkçası. Ve süreç oraya doğru ilerliyor ama Beşiktaş kanadının söylediği şeyi söylüyorum. Suudi Arabistan'a daha yakın ama biz de süreci takip ediyoruz. Coutinho'ya biz buradayız. Seni de burada oynatmak istiyoruz. Kapılar sana açık mesajını iletiyor. Ama dediğim gibi Muleka'nın satışı büyük ihtimalle bence %80-90 gerçekleşecek. Muleka'nın tercihi de önemli. Yani orada Zenit'i mi tercih eder, Mısır ya da Katar'dan bir diğer takımları mı temsil eder? Onlar alacağı, ödeneceği ücretlerle de alakalı. Ama Beşiktaş, hani Zenit ismi manşete çıkabilecek bir isim. Zenit de talip oldu Muleka'ya. Ve Beşiktaş şu anda benim gördüğüm kadarıyla 4 milyon 6 milyon arasında bir 2 milyon var. Bu 2 milyon bu transfer piyasasında kapatılabilecek rakamlar. Yani 2 milyon euro kapatılır. Ki ben bir 10 numara Muleka gitse de gitmese de ben bir fikrim. Bu takıma bir stoper, bir 10 numara kanat da oynayabilir. Hücum golcü de olabilir. Bir ismim hani Pepe demiştik diye hatırlıyorsan. Pepe ile ilgili de şeyler söylemiştik. Pepe'nin golcülüğü de var. Evet, kanat oyuncusu ama çok yardımcı forvet aslında. Muleka'dan daha iyi golcü. Aboubakar'ın yükünü alabilir. Aboubakar Afrika Kupası'na gittiğinde Cenk'in bu iş süreci üstlenmesi bekleniyordu. Yani takım için çok yönlü olabilecek bir isim. Ama Pepe'nin de hala kulübüyle ilgili problemleri aşılmış değil. Yani kulübü haklı olarak yıldız oyuncuya bedel istiyordu, para istiyor. Oyuncu da almak için uğraşıyordu. Aldıktan sonra piyasanın azalmış olması çok önemli ama Pepe bir yıldız. Bu aslında hem asist makinesi, gol makinesi, hızlı bir oyuncu. Muleka'nın yerine Pepe ile dönüştürmek Beşiktaş'ın açısından çok kıymetli ve değerli olabilir. Ama ikna gücü biraz ekonomik şartlarda zorlamaktan geçiyor. Muleka gittikten sonra bu hamle de yapılabilir. Ama şu anda stoper konusu bence daha önde duruyor. Hızlı hızlı sorulara geçeceğim. Son dakikalar aslında yayınımızı noktalamak için ama izleyicilerimizin sorularına da yer vermek istiyorum. Bir izleyicimiz demiş ki Fatih abi 2 gün kaldı UEFA listesi vermeye. Bir stoper, bir sağlam 10 numara şart nasıl yetişecek demiş. Biz de size sormuş olalım. Bu 4 Eylül'e kadar olan sürede kaç tane transfer yapabilir Beşiktaş ya da yapacak mı? Bence bir tane yapacak. Stoper gözüküyor da. Yani 10 numara konusunda acele etmiyorlar. Tabii ki hoca iki istiyor, yöneticiler de ikisini bir yapalım diyorlar ama şimdi bir Ersin Destaloğlu'na bir teklif vardı. Söylendi var mı yok mu vesaire ama o da hani resmileşmedi bir türlü. İsmi geçti, istiyor vesaire. Geçen maçtan sonra çıkarken otoparkta Ersin'le de görüştüm. Nasıl hallettin? İyiyim abi dedi. Devam ediyorum çalışmaya. Bir sorun yok falan dedi. Yani tekliflerden falan bahsetmedi. Bilmiyorum ama Nis'in bilgisi olduğu söylendi. Yani Avrupa'da da artık olup olmaması değil. Süreçler olumsuza dönüyor birçok yerde. Bence Ersin'de kalacaktır diye düşünüyorum. Şeyle ilgili de stopere yoğunlaşacaklar. Emre Koca'dan şu anda Monaco'da. Monaco'da kura çekimine katıldı. Oradan bu tarafa mı gelir, İngiltere tarafına mı geçer onu bilmiyorum ama transferde bugün, yarın verilen sözlere yani 4'ü akşamına kadar mutlaka bir stoper yetiştirilecek. Ama rakamları anlattım. Yani bu anlatılanlardan ben şunu görüyorum. İzleyicilerimiz de ne anlatıyor diyebilir. İnan İshak Hayin olsun, yine o transferleri önümüzde
İşte o, başka isimler de vardı gündeme geldiği için onları çok vakit almak istemiyorum. Bunlara rağmen dedim ya bunlar mı olacak? Ortada eldekiler bunlar mı var? Zaten şartlar belli mi dediğimde dediler ki işte hayır. Bakarsın fırsat transferi İngiltere'den olabilir. Fransız kökenli isim olabilir gibi bir takım bilgiler de mevcut. Yani bugün yarın sıcak gelişmeden anlık takip edeceğiz. Ama benim paylaştığım bilgiler bugün itibariyle cumartesi günü saat işte yayına başlayan 4-3 itibariyle geçerli bilgiler. Tipon soru sormuş Can isimli izleyicimiz. Tipon soru Beşiktaş için biraz geç kalınmış konulardan bir tanesi. Sponsorla alakalı bir gelişme var mı? Bana göre de geç kalındı. Ama yönetim orada da geç kalınmadığını düşünüyor. Yani bir takım hazırlıkların olduğunu biliyorum. Çalışmaların olduğunu biliyorum. Fan token'la ilgili bir takım çalışmaların olduğunu biliyorum. İşte haftaya başkan açıklayacak deniyor. Bekliyoruz işin açıkçası. Birçok isim geçti. Gazprom'la yeniden görüşmeler başlandı dendi. O arada Beko'yla görüşmeler devam ediyor dendi. Bunlarla ilgili birçok görüşme var. İşte Pantokun'la ilgili biliyorsunuz geçtiğimiz yıllarda 70 milyon eurolar eski ikinci başkan Adnan Dalgakran'ın yürüttüğü bir süreç vardı. 70 milyon dolar getirecek bir Pantokun projesiydi. O zaman 2-3 yıl önce gerçekleşmedi. Beşiktaş diğer takiplerinin içinde kaldı. Şimdiki anlaşmanın 10 milyon euro civarında olduğu söyleniyor. İşte o zamanın 70 milyon doları bugün 10 milyon euro arasındaki farkların sağlıklı mıdır, değil midir, başarı mı, başarısızlık mı? Bunun şeyini finansçılar, ekonomiciler daha iyi yapabilir. Ama Beşiktaş'ın firmayı da biliyorum hatta söyleyeyim. Karibu'yla görüştüklerini biliyorum. Fan token konusunda. Göğüs sponsoru da bir Rain. Yani o da bu süreçlerle ilgili bir firma. Bakalım bu süreçler nasıl gelişecek ama Başkan Ahmet Nurçebi biraz daha bekleyin, geç kalmadık. Bunları telafi edecek bir anlaşmalarla karşınıza çıkacağız dedi. Murat Kılıç var. O son dönemde amatörlerle ilgili sponsorluklar konusunda yoğun çalışıyor Sayman. İTO kökenli birisi. O da takım çalışmalar yapıyor. Rakamları, firmaları gördükten sonra daha sağlıklı değerlendirme yapabiliriz. Bana göre de geç kalındı. Çünkü ben sponsor olsam 3 maçı ismimin 3 maçta kullanılmasını isterim. Yani 3 maç elinizde bir değeriniz var ve bunun değerini düşünün bir aydır işte Beşiktaş X stadı şeklinde 3 maç eksik pazarlığa oturacaksınız. Yarın 5 maç oynayacaksınız. Avrupa maçlarına çıkacak. İsimler lig maçlarına çıkıyorsunuz. Her yerde işte Beşiktaş stadı park diye geçiyor. Sponsor ismi bu sistemin dışında kalacak. Bu da bir maddi açıdan bir eksiklik midir? Fazlalık eksikliğini bunu yakında görürüz. Ben de gecikindiğini düşünüyorum. Umarım başkan iddialı bir geciktik ama bunları telafi edeceğiz. Göreceksiniz gibi iddialı çıkış oldu. Biz de sabırla bekliyoruz.